Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 14 bin küsür elektrikli otomobil satılmışken bu yıl yılın ilk 10 ayında 60 binli rakamları geçti. Muhtemelen yıl sonuna kadar 70 bin adet civarında tam elektrikli otomobil satılmış olacak. Önümüzdeki yıl için bu rakamın 100 binli rakamları geçeceğini öngörmekteyiz. Gelecek yıl otomotiv sektöründe bir daralma öngörülürken %30-35 civarında konuşulmasına rağmen elektrikli otomotiv pazarında %50'ye yakın bir büyümeden söz edebiliriz. Yani Diyarbakır'da da bugün itibariyle piyasada gezen 3000'in üzerinde elektrikli otomobil var. Bu da Diyarbakır'da her geçen gün elektrikli otomobillere de ilginin arttığını, satış sayılarının arttığından da gözlemleyebiliyoruz. Muhtemelen 2024 yılında Diyarbakır'da da bu sayı 10 binli rakamları geçecektir. Elektrikli araçları tercih etmede insanların açıkçası en büyük endişelerinden biri sorduğunuz soruda olduğu gibi şarj süreleri. Türkiye'de 81 ilde toplam 10.500'ün üzerinde halka açık ticari şarj istasyonu var. Bu toplam şu ana kadar faaliyet gösteren 102 şarj ağı işletmecisi tarafından yürütülüyor. Araçtan araca değişiklik göstermekle beraber birçok araçta %30'dan %80'e kadar şarj süresi 20 dakika ile yarım saat arasında gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla elektrikli arabayla çok rahat artık Türkiye'de uzun bir yolculukta yapabiliyorsunuz. Aslında şöyle 3 türlü şarj edebiliyorsunuz elektrikli otomobilleri. İlki evde bilgisayarınızı, telefonunuzu şarj ettiğiniz 220 voltluk bir şarj prizinden de elektrik prizinden de araçlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Tabii bu en yavaş olan şarj sistemi. Bir sonrakinde yine evinizden ya da iş yerinizden bir wallbox dediğimiz şarj kutusu satın alarak aracınızı 22 kilowatt saate kadar saatte şarj edebilme imkanı buluyorsunuz. Bir de üçüncü olan halka açık hızlı şarj diye adlandırdığımız DC şarj istasyonları var. Bu DC şarj istasyonlarında şu anda Türkiye'de çok az da olsa 360 kilowatt saate kadar ama yaygın olan 120 ve 180 kilowatt saate kadar aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Yani elektrikli otomobillerin tercih edilme sebeplerinin başında aslında iki konu var. Bir çevreci olması, bir de tercih edenlerin daha tasarruflu olduğunu düşünmeleri. Evet, elektrikli araçlar çok tasarruflu. Özellikle evde ya da iş yerinde şarj ettiğinizde elektrikli aracınızı fosil yakıtlı bir araca muadili olan fosil yakıtlı bir araca göre 10 kata yakın tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Evinizde ve iş yerinizde bu aracı şarj ettiğiniz durumda. Elektrikli aracın çevreci olması ise ikinci bir tercih sebebi. Bir diğer noktadan baktığımızda elektrikli araçların konforunda müthiş bir sessizlik var ve elektrikli arabalarda en önemli özelliklerden biri ise gaz pedalının tepkime sürelerinin çok çok kısa olması. Yani siz gaza dokunduğunuz anda bütün enerjiyi lastiklerde hissedebiliyorsunuz ve çok ciddi ivmelenmeler edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla elektrikli araba evet konforlu da.